itibariyle talepler artmaya başladı. Gerek gurbetçimiz olsun, gerek Sivas'taki yerli yatırımcımız olsun. Yatırım arayışındalar. Fakat içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda baktığımız zaman inşaat maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu bu aralar. Tabii ki bu da fiyatlarını ister istemez yansıyor. Özellikle sıfır konutlarda baktığımız zaman Sivas'ta gelen anlamda bir 350-500 bandındaki konut satış fiyatları oturduğu gibi gözüküyor. Ama tabii bunun yanı sıra ikinci el konutlarda da fiyat artışları söz konusu. Tabii geçmiş yıllara baktığımız zaman da yani içinde bulunduğumuz durumu veya işte yatırım araçlarına baktığımız zaman işte en basitinden bir otomobil sektöründeki fiyat artışlarına baktığımız zaman Sivas'ta gayrimenkulün çok da fazla artmadığını, özellikle ikinci elde örnek veriyorum bir 2+1 daireyi 100 ile 150 bin bandında tüketicimiz nakit parayla alıyor şu durumda. Dolayısıyla çok fazla artmış gibi görünmüyor ama bu süreçten sonra tabii ki fiyatlar artacak. Zaten yıllardır üstüne basa basa vurguladığımız şey gayrimenkule yatırım yapın, toprağa yatırım yapın. Gayrimenkul her zaman kazandıracaktır size diye topluma mesajlar veriyoruz. Bu mesajları da vermeye devam edeceğiz. Çünkü en verimli yatırım gayrimenkuldür. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Her dönemde, her şartta. Tabii belli süreçlerde gayrimenkul yerinde sayabilir ama şu içinde bulunduğumuz durumda da vatandaşın gayrimenkulü gayet prim yapmış vaziyette. Örneğin geçen yıl aldığını bu yıl satacak olsa karlı bir şekilde satıyor. Tabii biz burada ana hedefimiz herkesin ev sahibi olması, kiracılıktan kurtarılması. Dolayısıyla böyle niyeti olan vatandaşlarımız için de şu an içinde bulunduğumuz dönem, yani çok uzun bir zaman dilimi sunmayalım. Bir Ağustos'a kadar gayrimenkul sahibi olsunlar. Krediler yüksek şu anda, geçmiş yıldaki gibi düşüş yok gibi gözüküyor. Ama bunu dert etmesinler çünkü krediler düştüğü zaman o da ister istemez gayrimenkul fiyatlarına yansıyor. O da ister istemez fiyatların bir anda artmasına sebebiyet veriyor. Fiyatlar artmamış şu durumda. Krediler yüksek ama bu krediden de konut kredisi kullanılabilir devlet bankalarından vatandaşımız. Bence bu dönemi iyi değerlendirmesini tavsiye ediyorum.